Emsile ne demekti? Misaller, örnekler manasına gelmekteydi. Emsili ikiye ayırmaktaydık. El-emsiletül muhtelifetu ve el-emsiletül muttaridetu olarak emsili ikiye ayırmaktayız. Emsili muhtelife nedir arkadaşlar? Bir fiilin ne şekilde çekimini yapmaktı? Var mı örnek verecek olan? El-emsiletül muhtelifetu dediğimizde örneğin ne tür bir çekimden bahsediyoruz? Çeşitli 24 sıga. Evet arkadaşlar. Aynen. Yani Nasara, Yensur'un, Nasur'un, Nasur'un, Mensur'un diye çekime emsile-i muhtelife diyoruz. Bir de emsile-i muddaride vardı. Emsile-i muddaride de bir kalıbın, bir sıganın kendi içerisindeki çekimiydi. İşte Nasara, Nasaru, Nasarat gibi. Baktığımızda akılda kalıcı olması bakımından hangisi daha muhtelif? Muhtelif farklı demek. Türkçe'de de kullanılıyor. Hangisi daha farklı, hangisi daha değişik gibi. Düşündüğümüzde hangisi daha farklı? Nasara, Yensuru, Nasuru, Nasırun şeklinde 24 kalıp çekimi kelimeler daha çok değişiyor. Daha fazla farklılık söz konusu. Bu yüzden ona emsile-i muhtelife adı verilmiştir. Akılda kalıcılığı bakımından. Emsile-i muddaride de aynen hocamın dediği gibi işte mazi, meçhul, emir gibi, malum gibi çekimleri içeren şey. Tabii şu an biz kabaca değiniyoruz. Hemen bu sayfada pek çok şey yazıyor. Emsile ne demek, muhtelife ne demek, istilahta ne, lügatta ne? Lügat neydi? Lügat sözlükteki anlamı, sözlük anlamı. İstilah ise neydi arkadaşlar? Türkçe'de buna daha çok terim anlamı denilmekte. Terim anlamı. Emsile-i muddaride nedir? O da anlatılmıştır. Hemen aşağıda her biri yine açıklanmıştı. Emsile-i muhtelifi arkadaşlar isim ve fiil olarak ikiye ayırabiliyoruz. Emsile-i muhtelifede Nasara, Yensuru, Nasrun üç kelime okudum. Nasara ve Yensuru bu ikisi ne? Fiildir. Nasrun isimdir. Demek ki bu 24 kalıpta isim olanlar var, fiil olanlar var. İsimler de mastar olanlar ve mastar olmayanlar diye ayrılmıştı. Fiiller de ihbari ve inşai olarak ikiye ayrılıyor. Tabii fiilin ihbari ve inşai ayrılımı, bu ayrımı kısa vadede bize pek çok şey vaat etmiyor. Yani ihbari fiiller nelerdir? Tek tek saymak. İnşai fiiller nelerdir? Şunlardır. Tek tek saymak. Kısa zamanda bir şey vaat etmiyor. Birazdan yine değineceğim ona. İsme ne dedik? Mastar ve gayri mastar olarak ikiye ayrılır dedik. Mastar kaç çeşit mastar vardı? Mastar gayrimimi, mastar mimi, mastar binai merre, mastar binai nevi olarak 4 çeşit mastar var. Yani emsildeki mastar 4 tane. Öyleyse mastarlara nasıl bakabiliriz? Mimli olup olmamasına göre ayırabiliriz. Biri mimli, biri mimsiz mesela. T'li olup olmamasına göre mastar bina merrede ve nevi. Nasraten, nisraten. İkisinde de T var değil mi? Aynı zamanda mastar gayri mimi ile mastar miminde ise T yoktur. Demek ki T'li mastar ve T'siz mastar yani T'li olup olmamasına göre bir ayırıma gidersek mastar bina merre ile nevi T'li mastarlar altına yazılır. Sonunda yuvarlak T var ya ondan bahsediyorum. Mimli mastarlar diye ayırırsak bir tane var. Mimsiz de tabii ki bir tane var. Onun dışındakiler hepsi onun dışında kalmış oluyor. Bunun dışında mastar olmayanlar, ismi fail, ismi meful, ismi zaman, ismi mekan, ismi alet, ismi tasgir, ismi mensup, mübalağa, ismi fail, ismi tafdil. Bunlar ne? İsim. Hem isimler hem de mastar değiller. Yani 24 kalıpta hangileri isim, hangileri isim değil? Bu bir soru. 24 kalıp içerisinde isim olanlar hangileri, isim olmayanlar hangileri? Bu bir sorudur. İsim olanlar şu an arkadaşlar yani size verdiğimiz dosyada var biliyorsunuz. İsmi ne yapıyorduk? Mastar ve mastar olmayanlar diye ikiye ayırıyorduk. Mastarlar 4 taneydi. Mastar olmayan isimler
9 tane toplamda 13 isim var. Nerede? Emsileyi muhtelifede. 13 tane isim. Geriye 11 tane kaldıysa onlar da nedir? Fiildir. Şimdi ihbari ve inşai olarak ikiye ayırmaktan bahsetmiştik. İhbari de müsbet ve menfi. Müsbet ne demekti? Olumlu. Menfi, olumsuz. İhbari fiil tabiri ne diyeyim? Şöyle bir kitap okumaya devam edersek. Emsal'den sonra bina, maksut, izzi, izzi şerhi, avamil, iki tane avamil var. İzhar, kafiye okursak. Hatta kavaidül iraf okursak. Molla Cami okursak. Bu tür kitapları okursak. El-Fiilül İhbari nerede geçiyor mesela? İleride nerede karşımıza çıkar? Kavaidül İrab adlı İbn-i Şam'ın eserinde ihbari fiiller tekrar karşınıza çıkar. Haberiyeti diye geçiyor sanırım. Yani ihbari fiilden bahsediliyor. Orayı okurken insan aklına ilk olarak acaba haber cümlesinden mi bahsediyor? Yani müpteda haber var ya, oradaki haberden mi bahsediyor diye bir izlenim doğabiliyor. Ama siz el-fiil ihbari diye bir şey biz emsilenin ta başlarında görmüştük. Acaba o mu diye de bir soru akla getirmeniz gerekir yani. Haber deyince sadece müpteda haber değil. Bir de safta ihbari fiiller vardı. Acaba onlar olabilir mi diye kafada bir soru işareti oluşması gerekir. İnşai fiiller emir, nehi, gaip gibi tacip fiilleri var. Emsile-i mutlari dedi arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz müfret, tesniye, cemi olayları var. Müzekker, müennes. Gaip, gaibe. Muhatap, muhataba. Gaip parmaklara nasıl mana veriliyordu? O ikisi, onlar. Muhatap parmaklar, sen, siz ikiniz, sizler. Yani muhatap parmağa gidip o diyemeyiz değil mi? O yardım etti diyemeyiz. Sen yardım ettin deriz. Şuradaki tabloyu arkadaşlar, yani müfret müzekker gaip, tesniye müzekker gaip, cemi müzekker gaip. Müfret müennes gaibe, tesniye müennes gaibe, cemi müennes gaibe. Müfret müzekker muhatap diye devam eden o çekim yerini, o parmaktaki yerleri arkadaşlar. Burayı herkesin bildiğini artık düşünüyorum. Çünkü çekim yaptınız. Çekim yapıyorsunuz. Çekim yaparken bunlara az çok değinenler var. Video kayıtlarında dinliyorsanız bu adam buraya niye değindi? Bu işte bayan hoca buraya niye değindi? Önemli çünkü. Neyin ne tarz bir kelime olduğunu bilmek gerekir. Daha sonra fiil mazinin çekimi vardı. Fiil maziye kaç çeşit mana verebiliyorduk? Şu an yazı yerini açtım. Bakalım ne yazacaksınız. Mesela örnek Nasara'ya kaç çeşit mana verilir? Bir, yardım etti. Nasara'ya farklı bir mana olarak ne verebiliriz? Özcan Hoca 3 dedi mesela. Etmiş 2 oldu. 1 etti, 2 etmiş, 3 de dua. Aynen arkadaşlar. Yardım etsin şeklinde değil mi? Bunun yaygın kullanımı, daha çok karşılaştığımız kalıp nedir? Mesela raziye. Raziyallahu anhum. Raziyallahu anh. Çok duymuşsunuzdur. Oradaki raziye nedir? Dat ile raziye nedir? Aslında razı oldu manasına geliyor. Eğer dili geçmiş yaparsan. Mişli geçmiş yaparsak razı olmuştu. Ama aynı zamanda dua manası içerdiği için razı olsun. Tıpkı ne gibi? Emri gayb manası. Hani yardım etsin var ya, liyensur. Yardım etsin. Liktub. Yazsın gibi. Raziye'de ne oluyor? Emri gayb manası. Dua manası yani. Yardım etsin raziye. Kim? Raziye razı olsun. Kim? Allah'u Allah. Kimden? Anhu ondan. Demek ki fiil mazinin bir manası da nedir? Dua manasıdır. Dua manası yani emri gayb manası oluyor bu tabii ki. Tabii bunlar klasik kitapta yani yüzyıllar önce yazılmış sarf kitabının emsile bölümü var ya orijinalinde. Size geçen ne yapmıştık? PDF olarak sunduk tabii biliyorsunuz. Sitede de hala linki mevcut. RAR dosyası indirdiğinizde iki tane bina metni karşınıza çıkıyor. Birisi eski basım, bir tanesi daha yeni basım olarak. Biri tahkikli yani. Hazimi tarafından tahkik edilmiş, incelenmiş.
bazı yerlere dipnot düşünmüş. Bir de eski basım var yani el yazısı gibi duran bilgisayar basımı diyemeyeceğimiz belki daha eski tarz olan kitap var. Onun emsile bölümüne baktığınızda hatta birlikte bakalım baktığınızda derken çok ne oldu arkadaşlar? Teorik oldu. Teoriden çıkalım. Baktığımızda diyeceğimizi bari ne yapalım? Bakalım. Tabii şu an bina kitabı var da binada emsile bölümü var mıydı diye düşünüyorum. Bunda emsile bölümü sanırım yok. Bu durumda bakamadık. Ama emsile kitabı bende var tabii. Şu an görüntüyü durdurup emsileyi bir bakayım. Şu an size bir şey göstermek istiyorum da. Aranızda daha önceden bu tarz ise, medrese tarzı okuyan arkadaşı varsa verdiğimiz manalarda biraz yani bunlar nereden çıktı, bu neden bahsediyor gibi şeyler düşünenler olabilir. Bu manalar nereden çıkıyor, böyle mana yoktu şeklinde düşünenler olabileceğini düşündüğümden şu an ne arıyorum? Emsile kitabının bizzat kendisini arıyorum. Emsile orijinal diye bir şey buldum. Bakalım. Evet buldum doğru. Bayağı kitap var arkadaşlar derken sonunda bulmayı başardım. Şimdi görüntüyü açacağım. Görüntüye bakabilirsiniz. Bak Osmanlıca bilen varsa hemen söyleyebilir. Veya Osmanlıca bilmese bile ezberleyenler vardır aranızda. Nasara fiil mazi binai malum diyor. Daha sonra ne? Müfret, müzekker, gaip. Gerisini bıraktım. Bakalım bilen var mı? Var da bilenler burada mı acaba? Şu an mavi olarak çizdiğim yer. Belki sizde yeşil gözüküyordur. Tam bilmiyorum. Herkes bir şey yazıyor. Birazdan bakacağım ne yazılmış diye. Bakıyoruz. Faik Uygur Hoca bir gaip er geçmiş zamanda demiş. Gaip manası yardım etti. Bir gaip er geçmiş zamanda. Tam olarak öyle yazıyor. Evet Zeynep Hoca'nın yazdığı gibi. Osmanlıca bilen var mı diye soruyorsunuz. Yok hocam yani bu okuduğumuz emsile var ya. Nasara Yensuru Nasrun Nasrun diye devam eden veya Nasara Nasara Nasaru diye. Onun orijinali budur yani. Normalde burası okutulur medreseye gitseniz. Biz ne yaptık? Onun daha Türkçeleştirilmiş, daha kolay anlaşılacak halini sizlerle paylaştık. Kimse zorlanmasın ne gerek var diye. Sonuçta okudunuz yani. Arkadaşlar yazdı. Ne yazmışlar? Yardım etti bir gaip er. Geçmiş zamanda demiş. Aynen öyle. Fiil mazi. Şöyle çizerek anlatayım görüntüye bakan varsa. Fiil mazi. Binai. Malum. Müfret, müzekker, gaip, manası, yardım etti bir gaip er, geçmiş zamanda. Aynen bilgisayar hat var. Şimdi buraya niye döndüm arkadaşlar? Burası önemli. Şimdi sıkı sıkıya eski ne diyeyim metinlere bağlı kalanlar var. Şu an aranızda herhangi bir problem olmadı da bu metinleri ben tabii ilk defa okutmuyorum. Daha önce okuttuklarımız da oldu. Çevrelerinde Arapça bilenler de vardı. Onlara buradan öğrendiklerini aktardıklarında o nereden çıktı öyle bir şey yok diyenler oluyor. Sizin çevrenizde de bayağı çok okumuş olan vardır, az okumuş olan vardır. Şimdi şu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Burada ne yazıyor hep birlikte tercüme ettik yani. Sonuç olarak manası ne? Yardım etti bir gaip er geçmiş zamanda diyor değil mi? Yani yardım etti. Etmiş var mı? Yok. Yardım etsin diye dua manası var mı? Yine yok. Öyleyse ben bu manaları nereden çıkardım? Kafadan uydurdum mu? Yoksa bunu işte radıyallahu anh'ı daha önce duyan var değil mi aranızda? Radıyallahu anh. Hatta ben biraz kabataslak gidiyorum. Radıyallahu anh. Herkes duymuştur. Ömer radıyallahu anh derler mesela sahabeden bahsederken. Ne demek? Allah ona razı oldu mu demek? Allah ondan razı olsun mu demek? Orada dua mı var? Yoksa razı oldu şeklinde mi yapılıyor?
Razıyallahu anhum ve radu an. Aynen Beyyine suresi lemme künledene keferu diye başlayan surede var ya. Yani. Dua manası vardır. Ama buraya baktığımızda yardım etti diyor. Yardım etmişti, yardım etsin gibi bir mana yok. Hayırdır? Problem nerede? Problem bende mi? Yoksa burada mı? Yoksa aslında bir problem yok da burası özet mi geçmiş? Burayı nasıl değerlendirmeliyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bende mi problem var? Bu kitapta mı problem var? Yoksa kitap daha başlangıç seviyesi olduğundan fazla açmaya gerek yok. Zaten kitabın adı örnekler yani emsile örnekler. Bir örnek verip geçelim mi demişler. Yoksa bu kitabı yazan bilmiyor muydu? Cahil miydi? O durum ne? Durum nedir yani? Nasıl yorumluyorsunuz? Sizde problem yok hocam. Yok yani şu ana dikkat edin. Beni şey yapın, ön plana çıkartın, övün gibi bir şey demiyorum. Sizde problem var da diyebilirsiniz. Yani benim de düşüncem aynen kim gibi? Adnan Çakırcı Hoca gibi. Örnek verip geçmiş yani. A'dan Z'ye tüm manayı vererek uzatmanın manası yok diye. Benim düşüncem de bu. Evet, ilk baştan gözü korkutmamak için. Yani buna dikkat edin. Yarın bir gün karşılaşabilirsiniz. Siz gider dersiniz. Nasara yardım etti. Nasara yardım etmişti. Nasara yardım etsin dediğinizde biri çıkar. Ya sen neyin peşindesin arkadaş? Emsile ortada. Gel bakalım burada yardım etti yazıyor. Etmişti nereden çıkardın? Etsin nereden çıkardın dediğinde bunu razıyallahu anh ayet aynı zamanda günümüzde de çok yaygın kullanılan bir saygı cümlesi de diyebiliriz. Bu tür şeylerden örneklendirebiliyoruz. Buna değinmek istedim. Gördüğünüz üzere orijinal emsile budur ya. Ne diyor? Kitabı emsile. Emsile kitabı. Besmele başlar. Nasara'yı burada yazmamışlar da normalde Nasara var yani. Nasara, Ensur, Nasran diye devam ediyor. Şuna da değineyim. Nasran aslında nedir? Niye Nasran'da Nasrun değil yani? Ra'da niye ötre yok? Bilen var mı arkadaşlar? Varsa biliyorum şundan dolayı diyebilir. Yoksa ben açıklayabilirim. Fark etmez. Tabi burada yine farklılıklar var. Nasır'ın yazmış. Aslında Fehu ve Nasır'ın yazması lazım. Bunu biliyorsunuz. Orijinali. Ardından Mensur'un yazmış. Aslı ve Zâke Mensur'undur. Kitapta yani orijinal olarak bu şekildedir. Özcan Hoca bir şeyler yazıyor diyor. Sonunda çıktı. Raziyallahu anke. Aynen hocam Allah senden de razı olsun. Hocam tüm bunlardan soru çıkacak mı? Yani bunlardan soru çıkacak değil de duymuş olun diye söylüyorum. Nasara'nın soru Nasran niye mensuptur? Bunu daha videoda anlatırsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Mesela Fehve Nasr'ın Fehve yazmıyor burada. Bunları yazarak anlatacağım. Ve Zâke yazmıyor mesela. Bunu bizzat yazarak yine göstermeyi düşünüyorum. Korkacak bir şey yok hocam. Lem ile lemma arasındaki farkı biliyorsunuz öyle değil mi? Lem yardım etmedi, geçti. A'dan Z'ye tüm zamanı kapsadığı süreç bitti. Lemma'da ise henüz yardım etmedi. Belki birazdan fikir değiştirir ve yardım etmeye başlayabilir yani. Öyle bir ihtimal söz konusu. Unsur emri hazırı nasıl yapıyorduk? Şimdi bunu kapatayım. Farklı bir şekilde sayfa açayım. Yani ekrana açmayı deneyeceğim. Beyaz tahtayı paylaş. Şu olmalı mı? Yok şudur. Emri hazırın hemzesinin harekesi neye göre belirleniyor arkadaşlar? Emri hazırın hemzesi var ya. Unsur, uktub. Emri hazırın başında ne var? Hemze var. Onun harekesi. Zamme, feta, esre. Neye göre belirleniyordu o hareke? Ortadaki kelimeye göre. Mesela neyin ortası veya harfe göre yazmışsın hocam. Hangi harfe göre, hangi harften bahsediyoruz? Faal fiili, aynel fiili yazılmış. Yani şimdi ortaya çıktı. Fiilin muzaharedeki aynel fiiline göre.
Ne diyorduk? Fiil muzari'nin aynel fiilinin harekesine göre emri hazırın hemzesinin harekesi belirlenir demiştik. Buna göre ne diyelim? Alime. Alime ne oldu? Mazi. Bizi bağlar mı bu? Emre hazırla bir alakası var mı? Yok. Ardından ya'lemu. Ya'le. Lamda ne var? Fetha var. Emre hazır ne olur acaba? Evet, herkes yazmış zaten. Aynen arkadaşlar. Niye? Çünkü ya'lemu fiil muzarisinin başındaki ye zaten neydi? Muzarat harfi. Faal aynel lameli değerlendirmeye tabi tutulmuyor. Ayn harfi feal fiili. Lam harfi aynel fiili. Mim harfi lam el fiili. Konu neydi? Aynel fiilin harekesi. Fetha ise emri hazırın hemzesi esre olur. Muzari'nin aynel fiilinin harekesi ötre olsa ne olur? Emri hazırın hemzesi de yine ötre olur. Aynel fiilinin harekesi fetha olursa, az önce geçti zaten. Fetha olursa yine fetha olur. Mı acaba? Yoksa olmaz mı? Esre olur. Evet. Eğer ne dedik? Muzari'nin aynel fiilin harekesi esre olursa ne olur? Yine emri hazırın hemzesi esre olur. Emri hazırın hemzesi dolayısıyla sülasi mücerretlerde arkadaşlar fetha asla olmaz. Öyle değil mi? Çünkü muzari'nin aynel fiili fetha da olsa, esre de olsa, ötre de olsa zaten üç şey olabilir. Fetha, esre, ötre. Başka bir şey olamaz. Üç durumda da emri hazırın hemzesi fetha olmuyor. Ama bu nerede? Sülasi mücerretlerde. Biz de zaten sülasi mücerretleri işliyoruz. Sülasi mücerret neyin nesi diye kafasına takılan belki vardır. Binada zaten bunları işleyeceğiz. Yani önümüz 3-5 ders konumuz bunlara ayrılacağı için şu an neyin nesi diye kafanızı kurcalamanıza gerek yok. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten biliyor. Bir de ne vardı? İsmi zaman, isim mekan, mimli, mastar olayımız vardı. Bunu da yine biliyorsunuz. Mimli mastarla alakalı dosyayı açıyorum. Mimli mastar olayında arkadaşlar ismi zaman, ismi mekan, mimli mastar neye denir diye ufak bir açıklama var. Ardından iki tane kalıptan bahsettik. Mef'alun, mef'ilun. Aslında bu kalıplar daha fazla da konumuzda alakalı olan kısmı iki. Eğer muzari'nin aynel fiili, muzari'nin aynel fiili neydi artık biliyoruz. Mezmum veya meftuh. Mezmum zammeli demek, ötre yani. Meftuh, fethalı demek. İşte zamme veya fetha ise mimli mastar, ismi zaman ve ismi mekan, yani üç kalıp da ne olur? Mef'alun diye gelir. Yani mensarun, mensarun, mensarun. Yektubu'dan örnek mektebun. Yektubu. Muzari'nin aynı fiili ne? T harfi. Hareke ne? Zamme. Öyleyse mektebun diye gelir. Üç kalıpta. Zaman, mekan, mimli mastar. Üçü de mektebun. Yani mef'alun diye geldi. Kalıp aynı. Kalıp aynı derken neyi kastetti? Aynı yerde aynı hareke var. İlk harf fetha. İkinci harf sükun yani cezim var. Üçüncü harfte fetha var. Sonuncu harfte zamme var. Aynı kalıp derken bunu kastetti.
İftehu'dan da aynı şekilde meftehun diye gelir 3 kalıpta. Muzarın aynı fiili esre olursa bu durumda mef'ilun diye gelme durumu var. Memni mastar mef'alun, zaman ve mekan mef'ilun diye geliyor. Buna göre celese mazi, yeclisu muzari olmaktır. Yeclisu'dan meclesun diye memli mastar geliyor. Meclesun. Meclesun diye zaman ve mekan gelmekte. Emri hazır çalışmasında az önce değinmiştik. Buna göre şu an değinmemiz gereken pek bir şey yok. Bir de şu var tabii, pek bir şey yok derken arkadaşlar aslında ne var bir de? Mastar gayrimimi konusu vardı hatırlarsınız. Mastar gayrimimi ile alakalı neye değinmiştik, hatırlayan var mı? Mimli mastar fethalı olur öylesi. Aynen, mimli mastar fethalı oluyor. Yani ortaya çıkan sonuç mimli mastar her halükarda fethalı, zaman ve mekan esreli oluyor. Muzari'nin aynı fiili esre ise. Mastar gayrimimi ile alakalı. Mastar gayrimimi nedir demiştik arkadaşlar? Semai'dir. Her zaman nasara yensuru, nesrun, ketebe yektubu, ketbun vezninde gelmez. Değişik değişik kalıplarda gelebilir dedik. Konuyla alakalı olarak gayri neden sonu fetha oldu? Gayri. Gayri derken hocam vallahi anlamadım ha. Hangi gayri? Mimi ha. Mastar gayri mimi. Nasranı diyorsunuz. Onu video olarak mı anlatsam, direkt mi anlatsam diye düşünmüştüm. Direkt de söyleyebiliriz. O zaman herkes dikkatli dinlesin. Çünkü önemli bir bilgi. Yani herkesi bağlayıcı olması lazım. Şimdi nasara bir fiildir. Avamilliğe geçer ve kullu fiilin yerfe'u. Her fiil raf eder der. Ve yansibu ve nasb eder de devam eden bir ibare var. Her fiil raf eder. Her fiil nasıl raf ediyor? Hayırdır? İşte nasara raf eder. Neyi raf etti? Fail, yani fail alır demek istiyor. Ama her tam fiilden bahsediyor. Fail nerede? Hüve zamiri. Yensuru fiil, fail nerede? Hüve zamiri. İyi de bu fiillerin mefulü yok mu? Var. Ne o? Nasran. Nasran neymiş? Mef'ulmuş. Bu yüzden nasran olmuş da nasrun, yani ötreli olmamış. Fethalıdır çünkü mef'uldür. Mef'uller mensubattandır. Mensubat yani meftuhtur dolayısıyla. Müfret kelime olduğundan nasb alameti fethadır. Müfretlerde nasb alameti ne? Fetha. Cem mükesserde yine fetha. Kelimeye göre değişim. Bunlar irab konusu. İleride değineceğiz. Şu an kısaca neyi bilin? Nasran mef'ul olduğundan fethalanmıştır. Bu şekilde bilin. Nasran mef'ul anlamadım. İnşallah ileride anlarım. Yani irab bilmiyorsanız tam olarak anlamanız biraz zor gözükmekte. Ama hiç yoktan şunu not alabilirsiniz. Kitabınızda Nasran var. Hemen bir kalemle ok çizin. Ne deyin? Nasran mef'uldür. Bu yüzden fethalı yazılmıştır. Nasran mef'uldür. Ben de anlamadım. Tamam hocam, normaldir. Yani bir şey ne diyebilirim? Bir şey diyemem. Anlamak için. Oo, ben de anlamadım. O zaman fazla anlatmayayım, boş verin. Bu konuyu nerede sorun biliyoruz mu? Amil diye bir kitap okuyacağız. Onu bitirdiğimizde sorun. O zaman anlarsınız. Tabii aklınızda kalır mı bu soruyu, ne zaman soracaktık? Oo, Avamil'den sonra. Ben tekrar hatırlatırım size ama dert etmeyin. Daha değineceğimiz çok şey var. Hani konu İrab'la alakalı arkadaşlar. Biz şu an neye dair bir kitap okuyoruz? Emsile hangi ilme ait? Meflu mutlak olur, doğru. Sarf ilmi, aynen. Arkadaşlar şu an biz sarf ilmine dair bir kitap okuyoruz. Sarf nedir? Kelime bilgileri, kelime çekimi. Kelimeleri şekilden şekile sokmakla alakalı bir ilim. Sarfın tarifi de ileride gelecek yani. Şu an kısaca değiniyorum.
Bir de ne var? Nahiv var. Nahiv işte fail, mef'ul, müpteda, haber, muzaf, muzafun ileyh gibi konuları içeren bölümdür, ilimdir. Oraya henüz gelmedik. İrab var mesela orada. Az önce sorduğunuz Nasran niye fethalı diye sorusunun cevabı İrab ile alakalı. Yani nahiv ilmi ile alakalı ki biz daha nahiv ilmine giriş bile yapmadık. Dolayısıyla anlamamanız gayet doğaldır. Daha sarf ilminin birinci kitabını bitirdik. Ki birinci kitapta pek bir şey anladığınızı zaten düşünmüyorum. Çünkü yıllar önce okurken ben de anlamamıştım. Bu iş böyle başlıyor. Bu işin başı ezber, anlamak değil. Ezberi sağlam yaptın mı? Tamam. Gerisi gelecek yani. Kendinize güvenin ama devam ederseniz gelecek tabii. Emsel'de ben de bir şey anlamamıştım ki kuru ezber. Nasıl arayın soru? Söyle söyle dur. Yok, umudunuzu hiç kaybetmeyin. Şu an sizlerle bir gerçeği paylaşıyorum. Emsel'de ben de bir şey anlamamıştım. Neyin peşinde olduğumuzu da anlamamıştım da. Binada anlarsınız ama. Binada anlarsınız, binada uygulama yapacağız. Bina farklı olacak, bu şekilde gitmez. Emsel'de ne yaptık? Bir iki şeye değindim ben. Gerisi sizle alakalı, ezber dinlettiniz. Binada öyle değil. Binada ben okuyacağım. Siz okuyacaksınız. Anladınız mı hocam diyeceksin. Evet evet anladık diyeceksiniz. O zaman innel lezine kesadı. Kur'an'dan bul bakalım diyeceksin. Bulamadınız mı? Demek ki anlamamışsınız. Tekrar edeceğiz. Burada ders kaydını durdurayım şu an. Dersle alakalı bir şey yok aslında. Tamam arkadaşlar, kısaca anlaşıldığını düşünüyorum. Bitti mi? Bitti. Yani dediğiniz gibi emsilede anlatılacak, öğretilecek bir şey yok. Ezberlenecek bir şey var. Ama şu var tabii ki. Yok, korkacak bir şey yok arkadaşlar. Yani nasıl araya çekebildiniz mi? Tamam. Üstüne oturun, ketebeye çalışma yapın. Ketebeyi de aynen çekin. Yaptınız mı? Geçin. Bir sürü fiil var. Sisteminizde ne var değil mi? 3-5 fiil koydum ben oraya. Onlardan çalışma yapın. Yani o çekim üzerine farklı fiiller. Şu var tabii ki. Ne diyebilirim? Ortalama bir 3 ay fiil çekimine devam edeceğiz. Yani fiil çekiminde iyi bir seviyede olmanız gerekir. Vallahi bizim final ayı doğru dürüst çekim bile yapamıyorum demiş. Yani final ayı çekim yapamıyorsunuz. Doğrudur hocam. Biz de devam ederseniz çekim yapacağınızı düşünüyorum. Şu var, Arapça isim fiil çekim kitabını aldıysanız artık her gün ezbere bir fiil, bir fiille çalışacaksınız. Yarın mesela şu fiili dinleyeceğiz diyeceğiz. Çalışıp girip çekim yapacaksınız arkadaşlar. Günde bir fiil çekimi. Günde bir fiil çekimi 60 günde 60 fiil yapar. Hep aynı kalıpta olmayacağı için farklı farklı kalıplarda çekim yapacağız. Bayağı işinize yarayacaktır. Test hocam aynen ya, A, B, C, D gibi. A, B, C olur belki, D olur ama E olmaz yani, fazla uzatmaya gerek yok. A, B, C, A, B, C, D. Soruya göre değişir. Daha soruları da hazırlamadım. Nasıl olacak? Tekrar edelim. Bir PDF hazırlayacağım. PDF'yi hem burada görüntülü olarak vereceğim. Hemen ekrana bakarak soruları görebileceksiniz. Aynı zamanda şu an yazıştığınız yere link açacağım. Tıklayan hemen soruları indirebilecek. Bu ikinci ulaşma yönteminiz. 3. Hocam bana mail atın, hemen size soruyu mail atacağım. Yani buradan indiremiyorum diyen kişi için. Mail de atacağım soruyu. Yani burada indirebiliyorsanız maile gerek yok zaten de. Ben tıklıyorum yok açmıyor bilmem ne diyen varsa ilaveten mail de atılabilir. Bunların hepsi ders esnasında olacak. Yani dersten önce soruları kimse göremez. Salim milletli fiillerin hepsinden en az birer fiil çekelim. Aynı fikirdeyim hocam. Her birinden birer tane çekeceğiz. Zaten bir fiil, örnek veriyorum, nakıs bir fiilin çekimi nasılsa bir başka nakısın çekimi de aynen öyledir. Misal bir tane fiilin çekimini biliyorsan diğer misaller de aynı şekilde çekilir. Bu yüzden her bölümü, her kalıba uygun birer fiilin çekimini ezberleyebildiysek problem yok. Aynı kalıba uygun fiille karşılaştığımızda aynı şekilde çekim yapılır yine.
Cevaplar özelden yazılacaktı biliyorsunuz. Yani şu an yazdığınız yeri ortaya yazarsanız herkes görür. Şu da var arkadaşlar, mikrofon sorunu yaşayanlar vardı değil mi? Yok ses çalışmıyor, yok mikrofonum yok veya mikrofonum bozuk ve benzeri şeyler söyleyenler var. Şuna hiç değinmemiştim. Hemen değineyim. Gündüz dersleri yaptığımız arkadaşlardan bir tanesi sürekli cep telefonuyla bağlanıyor dense. Yani akıllı telefon ya. İşte örnek veriyorum, Google Chrome. Chrome'da açıyor bu programı. Tıklıyor linki, açılıyor. Oradan biri katılıyor. Cep telefonu, akıllı telefon, mikrofon özelliği çalışıyor yani. Adam ne yapıyor? Oradan biri derse katılıp o şekilde konuşuyor. Sesi gayet net. Yani demek istediğim, mikrofonunuz yoksa veya bozuksa veya sağlam bir türlü konuşamadığınız sesiniz çıkmadı. Dert etmeyin. Cep telefonuyla bu derse katılabilirsiniz. Program cep telefonunu destekliyor. Cep telefonunuzun mikrofonu bozuk değilse sesiniz çıkar, duyarsınız. Hatta akıllı telefonlar iki kez tıklayınca ekran yakınlaşıyor ya. Gündüz derse katılan hocamız diyor yani gayet net bir şekilde yaklaştırıyorum diyor. Sizler de aynısını yapabilirsiniz. Android uygulaması da varmış arkadaşlar. Bu da güzel bir bilgi oldu hocam. Sağ ol, harbiden. Her bir uygulama olması da güzel. Görüyorsunuz bu program ismini Adobe Connect diye yazarak Android markette bulabilirsiniz. Muhtemelen Apple'da da vardır diye düşünüyorum. Tabletlerden de girilebiliyor. iOS'ta da varmış aynen. Yani bilgisayar mı mikrofonda problem vardı, yok sürücüsü işte driver yüklenmemişti, şuydu buydu, hiç dert etmenize gerek yok. Akıllı telefon veya tablet varsa oradan da giriş yapabilirsiniz. Onun mikrofonu sayesinde rahat rahat konuşabiliyorsunuz, sizleri duyabiliyoruz. Tamam arkadaşlar, benim bir sorum var diyen varsa sorabilir. Yoksa kapatalım, yarın 9.30'da burada olacağım ama 9.35 geçe soruları paylaşacağım. Hani 2-3 dakika geç kalan birisi olur diye, 2-3 dakikayla geç kalmış olmasın diye 5 dakika ben bekleyeyim diyeceğim. 35 geçe soruları paylaşacağım. 40 dakika sürer. 40 dakika sonunda hani bitiyor sınav diyelim. Ardından soruları yani cevapları yani o gece neticelendirip sitede yazarım. İşte atıyorum Faik Hoca işte 80. Salih Hoca yazıyor şu an. Salih Hoca şu kadar, şu şu kadar gibi. Hocam ben 12-13 derslere katılamadım. İndiremiyorum da bir sorun var sanırım. Hocam indirilebilir de neden indiremediğinizi hemen size bilgi vereyim. Denediğinizde bir şey yazmanızı istiyor, değil mi? Bir şey yazmanızı ister. Şunu yaz, bunu yaz der muhtemelen. Şunları yazarsanız iner yani. Ben bir de test edeyim tabii. İner derken şu an hemen bir canlı test yapalım. Bakalım harbi dinliyor mu bilmiyor mu. 12'ye tıkladım. Dediğim gibi o bilgileri istiyor. 13'e tıkladım. Yine o bilgileri istiyor. İner yani. Maalesef hayır. Hadi ya. Cevapları özelden. Nasıl inmez arkadaşlar, etmeyin elemeyin. Şey yapayım, şu şifreleri kaldırayım. Belki düzelir o zaman. Şu an bir sayfayı yenileyip deneyin bakalım. Şifreleri kaldırdığımı düşünüyorum. Evet iniyor yani. 13'e tıkladım iniyor. 12'ye tıkladım, 12'de iniyor. Şifreleri kaldırdım. 11'e tıkladım, 11'de iniyor. Bir sayfayı yenileyin önce, sonra deneyin. Olacaktır. Şu an test yaptım, problem yok. Bakalım sayfayı inip test edenler, evet iniyor diye yazdı, iniyor. Evet Emel hocam aynen öyle. Tamam arkadaşlar, problem yoktur diye düşünüyorum. Özel yeri nerede? Özeldeki klasörü sanırım kastettiniz de. Klasör yani şu an gerekli değil sanırım. Tüm şifreleri kaldırdım yani. Tüm derken sayfanın şifresi var tabii. Sayfanın şifresini herkes biliyor, öyle değil mi?
Sefa'nın şifresi Cezer 96 idi zaten arkadaşlar. Ama indirmek için ekstra bir şey istemiyorum size. Yok hocam, cevapları yazmayı diyorum. Ha, özel mesajlaşma. Özel mesaj nasıl yazılır? Kişi listesi var değil mi? Az yukarıda veya az aşağıda. Mail adresleri yazıyor. İnsan isimleri var. Üzerlerine mouse'la geliyorum. Geldim. Herhangi bir ismin üzerine geliyorum. Örnek Salih Cusan Hotmail.com yazıyor. Üzerine geldim mouse ile. Sol tarafta özel sohbet başlat. Mikrofonu etkinleştir. Videoyu etkinleştir. Çizimi etkinleştir diye devam ediyor. Seçenekler var. Onlara tıklayarak oluyor. Hayırlı akşamlar hocam. Ders bitti. Bir iki soru var, onlara bakıyorum. Cevapları istediğiniz bir format var mı hocam? Yok hocam, şimdi PDF ile işte yok DocX gibi. Ha, 1A 2B tamam, aynen öyle yani, gayet net hocam. 1A 2B tabii çok güzel. 1A 2D 3C 4E o şekilde. İsteyen hepsini bir kenara yazar tek tıkla yollar. İsteyen biri cevapladım, A birin cevabını der, enter'a basar. 2'yi cevaplar, 2'yi yollar. Tane tane de olabilir, toplu da olabilir. Tamam arkadaşlar. Özel mesaj nasıl yazılıyormuş? Yukarıda mail adresleri veya kişi isimleri var. Üzerine geliyorum mouse yardımıyla, üzerlerine gelip durduğumda ne oluyor? Sol tarafta özel sohbet başlat yazısı çıkıyor. Özel sohbet başta tıkladığım anda yazışma başlıyor. Bakayım kim sormuştu? Yeliz Hoca sormuştu. Ona hemen özelden yazmayı deneyeyim. Bakalım görebilecek mi? Şu an Yeliz Hoca, size özelden yazdım. Muhtemelen sağ alt köşede turuncu bir renk yanıp sönüyordur veya sarıdır. Rengini tam bilmiyorum ama bir renk yanıp sönüyordur yani. Evet. Tamam, oraya tıklarsanız yazı yazma yeri karşınıza çıkar yani. O şekilde yazılabiliyor. Tamam arkadaşlar, yarın akşam 21.35'te başlayacağım. Bu şu demek değil, 21.35'te gelelim. Siz 21.20'de gelin. 5-10 dakika erken gelin. Ben geç kalan olur diye 3-5 dakika geç başlayacağım. Siz erken gelmeye bakın yani. Canım kan fila derken bazı arkadaşlar 35 geçinden önce gelemem. Tamam hocam, ne yapalım? 35'i bekleyeceğiz. Yarım kalan fiiller derken sanırım yatsı namazı var. Doğru, o sınavdan sonra onu da konuşalım. Artık belki 45'e mi, 10'a mı alırız, bir şey yapalım. Bazı arkadaşlar problem yaşıyor sanırım. Bunu ya sınavdan sonra konuşalım inşallah. Yarım kalan fiiller ne olur? Ne olabilir? Dinleriz tabii ki. Dinlemeyiz diye bir şey yok. Ne zaman dinleyelim diye bir soru sorulduğunda. Pazar pazartesi dersi yoktu. Pazar akşamı. Kimlerin eksikleri var? Pazara kadar bir dünya yapsın gelsin. Pazar akşamı saat kaç? 9.30'da işte başlıyor dersler. Ders saati kaç ise burada olacağım. İnşallah unutmazsam burada olacağım pazar akşamı. Eksikleri olan, ben 24 sıra dinletmemiştim, ben şuraya dinletmemiştim diyenler varsa. Belki bir kişi var, belki 5 kişi var. Bunu yine ilan edelim ama. Şu an bir hocam sordu ama daha kalabalık olduğumuz bir ortamda yine tekrar edeyim bunu. Hatırlatın siz arkadaşlar. Kimlerin eksikleri varsa pazar akşamı gelsin. Bitmedi mi? Onlar da pazartesi akşamı bir daha gelsin. Tamam, iki akşam veriyorum bu emsili bitirmek amaçlı. Ekstra iki ders. Eksiklerim var benim ve dinletmek istiyorum. Kimler diyorsa. Pazar, pazartesi akşam, yani derslerin olmadığı akşam gelsinler. Dinlesinler iki akşam. Ne yapsınlar demek ki? Hazırlansınlar o zaman hadi. Ondan sonra artık bina işleyeceğiz yani, tekrar MC ile ilgilenmeyiz.